İstanbul'da anlaşmazlık nedeniyle kentsel düğüme dönüşmüş durumda. O yerlerden biri de Bakırköy. Muhabirimiz Derya Efe ve kameraman Başar Uçum yıllardır yıkılmayı bekleyen sitelerden birini görüntüledi. Boş dairelere yerleşen tinerciler nedeniyle sokağa çıkmaya korkan mahalle sakinlerine mikrofon uzattı. İşte izlenimleri. Kentsel dönüşüm çalışmaları yavaşlamaya başladı. Bunu gözle görüyoruz. Marmara depremi kapıya dayandı ama daire sakinleri bir türlü anlaşamıyor. Bazıları binalarının yıkılıp yeniden yapılmasını isterken bazıları buna karşı çıkıyor. Böyle olunca da işler sarpa sarıyor. İnsanların kentsel dönüşüme ne yazık ki bir rant kapısı olarak, bir değer kazanma kapısı olarak bakması aslında kentsel dönüşümü tıkayan sorunların en başında gelmektedir. İstanbul'da bazı ilçelerde kentsel dönüşüm çıkmaza girmiş durumda. O yerlerden biri Bakırköy Zuhurat Baba Mahallesi'ndeki dükkanlarla birlikte 24 malikin olduğu 4 blokluk bu site. Burası Bakırköy'ün tam da göbeği, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tam karşısında. Aslında baktığımızda bazı evler boşaltılmış ancak bazılarında ise tehlikeye rağmen hala yaşam devam ediyor. Biri işte 150 metrekare istiyor, öbürü 2 kat istiyor. Milletin işi bu. Anlaşamıyorlar, evet. Kat malikleri arasında anlaşmazlık var. Bu nedenle mahkeme yıllardır devam ediyor ve bazı daire sakinleri binayı boşaltmak istemediği için de yıkım bir türlü gerçekleştirilemiyor. İnsanların anlaşamadığı 1 metre 5 metrekarelik alanlar 1 yıl sonra 2 yıl sonra görüyoruz ki onların ne yazık ki tabutları oluyor. Aslında binalar yıkılmadığı sürece ilçe halkı için de güvenlik riski oluşturuyor. Çünkü boşaltılan yerlere şu anda tinerciler yerleşmiş durumda. Baksana içeride adam ne yapıyor? Bali mi çekiyor, ne yapıyor? Çıplak bir şekilde. Vallahi biraz tedirgin oldum yani. Şimdi de sitenin arka tarafına geldik. Hemen gösterelim sizlere. Bakın işte evi olmayanlar gece buraya geliyorlar. Eşyaları görüyorsunuz. Ancak evet burası metruk bir halde yıllardır. Ama şu anda diğer tarafa baktığımızda da işte bu tarafta da insanlar bu sitelerde yaşamaya devam ediyorlar. Ve onlar da güvenliklerinden endişe duyuyorlar. Bir ara anlaştılardı, sonradan geri bozulmuş burası. Şimdi mahkemelik. Ama bütün tinerciler kalıyor şu anda. Gece buralarda çok sıkıntı var. Tinercilerle karşılaşıyoruz. Başka tinercilerden başka gece evi yurdu olmayanlar gelip yatıyor burada. Sadece Bakırköy değil, İstanbul'da hemen her ilçede yıkılmayı bekleyen binlerce yapı var. Herkes meclisten çıkacak kentsel dönüşüm yasasını bekliyor. Bu işteki çoğunluk sağlanamadığı için de birçok yerde duran ve ne yazık ki arkadaki gibi altı gözüken alanlar oluşmuştu. Bu işteki çoğunluk inşallah şu an yeni düzenlemeyle salt çoğunluğa dönecek. Yani %50+1'in istediği projeyle süreç işleyebilecek. Yeni yasayla birlikte binanın yapılması için kat maliklerinin yarısından bir fazlasının evet demesi yeterli olacak. Peki ya dairelerin %50'den fazlası tek bir kişiye aitse ne olacak? Bu gibi durumlarda diğer malikler bununla ilgili kendileri inşaatın dönüşümüyle ilgili teklifler toplayıp herkesin menfaatine olan daha iyi teklifler varsa bu süreçleri yargıda dava yaparak durdurabilir ve çoğunluğun kötüye kullanımını engelleyebilir.